24 Kasım Öğretmenler Günü Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, ilçedeki özel bir eğitim kurumundaki programla devam etti. Programa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Umuhan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'la öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan emekli öğretmen Gülbin Satırlı şunları dile getirdi. Bugün 24 Kasım. Öğretmen olmanın gururunu bir kez daha yaşıyorum. Öğretmenlik öyle güzel bir meslektir ki onun konusu insan, işleyen insan, işlenen yine insandır. Öğretmenlik mesleği bir ders zili çalıncaya kadar değil, bir ömür boyu sürer. Günün her saatinde öğretmen, çevresini çağdaşlığıyla, erdemiyle, başarılarıyla aydınlatır ve eğitir. Bu nedenle mesleğimi çok seviyorum. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldalsa konuşmasında şunları dile getirdi. Değerli öğretmenim, bizler seçkin bir mesleğin mensuplarıyız. Dünyayı güzelleştiren en önemli varlıklarımızı, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken yaşanabilir bir dünyanın da temellerini atarız. Hayatımıza giren çocuklarımız şu ya da bu biçimde kendi hikayelerini bırakırlar bize. Onların masallarında ya bir peri, ya bir melek, ya da ermiş çıkar karşılarına. Gerçek hayattaysa öğretmen. Kiminin masalının kahramanı, kiminin masalının dostu, kiminin masalının prensi, prensesi, kiminin masalının gerçek hayatı olan güzel insanlarız. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizler sevginiz ve yeteneğinizle sevgili biricik umutlarımızın, çocuklarımızın masallarının başlangıcı ve mutlu sonusunuz. Unutmayınız ki kollarımızı iki yana açtığımızda bize sevgi ve saygıyla koşulan dünyadaki en masum mesleğin sahibiyiz. Kucakladığımız koşulsuz sevgi ve kocaman bir hayat. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Son dönemdeki eğitim şehitlerimizin ruhları şad olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü oratoryosu ile devam eden programda dans gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu.